bebeklerin ayına göre değişik içerikler bulunmaktadır. Ve bunların bir kısmı anne sütüne adapte olarak söylenmesine rağmen hiçbir zaman tam olarak anne sütü içeriğini bulundurmamaktadırlar. Elmalı, muzlu, çilekli ve danicesi. Mamaların 1/3'ü sağlıksız çıktı. Sodyum tuzları var. Bu tuzların belli oranlarda kullanılması lazım. Bu limitin dışına çıktığı zaman işte bebek formülleri bakımından risk teşkil eden durumlar meydana gelebiliyor. Araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Marketlerde satılan 651 bebek maması besin kalitesi açısından değerlendirildi. 1/3'ünün beslenme önerilerine uymadığı ve beslenme gereksinimlerini karşılamadığı ortaya çıktı. Daha önce de birçok üretilmiş mamada değişik ülkelerde, bu Çin'de oldu, İtalya'da oldu, mamaların içerisinde bir takım farklı kimyasal ürünler ya da bazı patojen bakteriler üredi ve bebeklerde bir takım ciddi zararların oluşmasına yol açtı. Mamanın lezzetini artırmak için içerisine çeşitli karbonhidratlar normalin dışında fazla katılabilir. Bunların içine fruktoz, işte glikoz, sakaroz gibi. Başta ishal ve kusma olmak üzere ve diğer enfeksiyonlar olmak üzere birçok ciddi hastalıkla karşılaşmış oluyoruz. Bu araştırma sonucunda gözler bir kez daha bebek mamalarına çevrildi. Çünkü marketlerde çeşit çeşit bebek maması mevcut. Aslında Türk Gıda Kodeksi'nde diyor ki 100 kilo kalorilik bir ürün grubunda içerisinde işte 5,5 grama yakın işte fruktoz veya diğer şekerleri ilave eden ürün bileşikleri olabilir diye. Peki ebeveynler neye dikkat etmeli? Birinci kural, etiket bilgisi olmayan mamalardan uzak durulmalı. Üzerinde Türk Gıda Kodeksi'nin nokta nokta sayılı izniyle üretilmiştir veya ithal edilmiştir ibaresini yazması çok önemli. Besin değerleri çizelgesine baksınlar. Özellikle hekimin kontrolünde reçete edilerek mamaların kullanılması bizim ebeveynlere tembih edeceğimiz en önemli konu olacaktır.